Olabildiğince bildiklerimi paylaşmaya çalışacağım. Küçük ölçekteki rüzgar ve güneş uygulamaları hakkında nasıl bir içerik var diye bakarsak, önce temel kavramlarla başlamayı düşünüyorum. Çünkü şimdi konuştuğumuz şeyler enerji, güç gibi kavramlar, bunlar bazen karışabiliyorlar. Çok kısa onlardan bahsedeceğim. Sonra küçük ölçek diyerek biz neden bahsediyoruz? Yine o güç kavramları anlamında nereye düşüyor bunlar? Sonra bu sistemler, farklı uygulamaları var sistemlerin. Bu sistemlerden birkaç tane örnek vereceğim. Bu sistemlerin maliyetleri ne noktalara geldi? Burada konuşacağımız maliyetler proje bazlı değişebileceği için böyle son kesin şeyler olmayacak ama bir fikir vereceğini düşünüyorum ben. En azından bir de şeyi göreceğiz. Bu konuştuğumuz sistem maliyetlerinin yıllar içinde oldukça düştüğünü göreceğiz. O anlamda da faydalı olabilir diye düşünüyorum. Son olarak eğer biz şebekeye bağlı bir şey yapmak istiyorsak bu bir mevzuata tabi şu anda. Bu mevzuatın kritik birkaç tane noktası var. Onlardan bahsetmeye çalışacağım. En sonunda da işte hani aslında bu konuştuğumuz siz de biliyorsunuz sistemler rüzgar ve güneş sistemleri yenilenebilir enerji kapsamına giriyorlar. Biz gelecekte nereye doğru gidiyoruz? Bu da çok geniş bir konu ama kabaca iki tane iki noktadan bahsedeceğim bununla ilgili. Kısaca kendimden bahsetmem gerekirse bütün akademik hayatımı ODTÜ'de geçirdim. Makine mühendisiyim. Yüksek lisansımı da orada yaptım. Sonra doktora havacılık mühendisliğinde yaptım. Enerji sektörüne girişim aslında 2007 yılında başladı. Hidroelektrik santrallere ekipman sağlayan firma Alstom'la beraber başlamıştım. Alstom'da GE tarafından satın alındı, ortadan kalktı. Sonra Ankara'da başlamıştım. İstanbul'a gittim. Bir 8 sene İstanbul'da çalıştıktan sonra yaklaşık bir 2 senedir de İzmir'deyim. Şu anda Siemens Gamesa diye bir rüzgar türbin üreticisinin İzmir'de kurduğu Ar-Ge merkezinde çalışıyorum. Temel olarak çalıştığımız konuda aslında rüzgar türbinlerinin konsept tasarımı üzerine. Genel olarak böyle söyleyebilirim. Yani geçmişimde de rüzgar, güneş projeleriyle ilgili olarak aktif olarak çok çalıştım. Diğer taraftan biraz üniversitelerle de bağlantım var. İstanbul'da Bilgi Üniversitesi'nde yenilenebilir enerjiler üzerine ve rüzgar enerjisi üzerine ders veriyordum. Fakat şimdi gelince sadece Sabancı Üniversitesi'nde bir yüksek lisans programında onların yenilenebilir enerji teknolojileri kısmını anlatıyorum. Onların yüksek lisans programında. Şimdi şeye bakarsak, bugün konuşacağımız konulara bakarsak aslında bizim için önemli iki tane şey var, parametre var. Birisi enerji, diğeri de güç. Tanım olarak, teknik tanım olarak enerji bizim tanımladığımız şekliyle iş yapabilme yeteneği. Farklı enerji türleri var. Elektrik enerjisi, işte mekanik enerji, ısı enerjisi. Bugün konuşacağımız şeyler temel olarak aslında elektrik enerjisi üretmekle de alakalı. Bu enerji dediğimiz kısım elektrik faturalarınıza bakıyorsanız aslında hani ilk okumayla son okuma arasındaki fark olarak gözüken kilowatt saat denen kısım. Ve bizim hani tükettiğimiz elektrikten dolayı ödediğimiz miktar buna bağlı olarak belirleniyor. Diğer bir önemli parametre de güç parametresi. Bu da birim zamanda yaptığımız iş demek. Yani faturalarda ya da farklı sistemlerde gördüğümüz kilowatt saati birim zamana böldüğümüz zaman biz ne kadar güç harcadığımızı, eğer harcıyorsak ne kadar güç harcadığımızı veya işte çeşitli ev ekipmanlarında gördüğünüz mesela ütülerde gördüğünüz 1500 watt işte laptoplarda gördüğümüz 100 watt gibi şeyler bunlar sistemin gücünü ifade ediyor. Bunların arasındaki ilişki işte birim zamanda yapılan enerji ya da iş olduğundan bahsetmiştik. Bağlantı olarak baktığımızda watt güç birimi olarak watt kullanılıyor genel olarak. Bunlar arasındaki bağlantıya baktığımızda da kilowatt, megawatt ve gigawatt'a kadar gidiyor. Her biri 1000 kat büyüyecek şekilde.
Enerji birimlerinde de bunları birim zaman olarak genelde bir saat kullanıyoruz. Farklı şeyler kullanılabilir ama watt saat, kilowatt saat, megawatt saat ve gigawatt saat olarak gidiyor. İşte burada hani küçük ölçek nereye denk düşüyor dersek aslında bunun da çeşitli tanımlamaları var ama genel olarak bahsetmek gerekirse 1 wattla 100 kilowatt arasındaki sistemlere küçük ölçekli sistemler deme şansımız var. Yani zaten 100 kilowattan sonraki 10 katı olan birim megawatt ölçeğine geçtiği için bunlar biraz daha hani yüksek ölçekli sistemler olarak orta ölçek diyebiliriz onlara da. Ama güç olarak biz 1 ile 100 arasına küçük ölçek sistemler diyoruz. Farklı kaynaklarda farklı tanımlamalar var. Yani bu 10 kilowata kadar inebiliyor. Ama genel bir fikir vermesi açısından 1 ile 100 arası demek yanlış olmaz. Peki bu sistemler nasıl? Rüzgar ve güneş özelinde konuşacağım. Farklı uygulama alanlarında kullanılabiliyorlar tabii işte konuştuğumuz gibi. Özellikle güneş panellerinde çok küçük şarj etmemize yarayan panellerden normal santral kurulumlarında kullandığımız artık 250 ve 400 watt'a kadar çıkmış panellere karşılık geliyor bunlar. Diğer taraftan da hani rüzgar tarafında ev uygulamaları işte 1,5 kilovata kadar direkt ev çatı uygulamaları 1,5 kilovata kadar çıkıyorken daha büyük sistemler de var 100 kilovata kadar direkt şeyle kuleyle kurduğumuz rüzgar türbini sistemleri de var. Şimdi küçük ölçek karşısında büyük ölçekte nereye geldik diye bakarsak da yani şu anda çevrenizde gördüğünüz rüzgar türbinleri özellikle onlar büyük ilerleme kaydettiği için söylüyorum. Yeni çıkan türbinler artık 5-6 megawatt ölçeğinde sadece bir tanesi. Çap olarak 170 metre rotor çapına sahip. Tek bir kanadı işte 85 metre. Bu karaya kurulan rüzgar türbinlerinden bahsediyorum. Bunun hani kıyaslama olarak baktığımızda da 23.000'den fazla 250 wattlık panel gücünde ve işte 5.000'den fazla 4 kişilik hanenin elektriğini karşılayacak sadece bir tanesi sistemlere gelmiş durumda bu nokta. Yani büyük ölçekteki şey oldukça ilerlemiş durumda. Aşağıda da şey var. Yine deniz üzerine kurulan rüzgar türbinlerinden bir örnek var. O da artık deniz üzerine kurulanlar 10 megawatt ölçeğinde ve 200 metreye yakınlaşmış durumda kanat çapları. Tek kanat boyu değil bu ama çap olarak 200 metreye yakınlaşmış ve işte tek kanat boyları da 100 metre sadece bir kanat boyu olarak 100 metreye doğru geliyor. Şimdi nerede kullanıyoruz aslında veya nasıl tanımlıyoruz bu sistemleri? Temel olarak iki tane ayrım var. Bir tanesi şebekeye bağlı sistemler, diğeri de şebekeden bağımsız sistemler. Bunları da hani on grid ve off grid olarak değerlendiriyoruz. Buradaki aslında güç nasıl bir sistem kuracağımızın belirleyici faktörü sizin ne kadar ihtiyacınız olduğu. Yani bu tüketim olarak ne kadar ihtiyacınız olduğuna bağlı olarak değişecektir muhtemelen. Bunu evde kullanmak isterseniz evde işte bir sulama sistemi olabilir, başka bir ihtiyaca yönelik bir sistem olabilir. Ne olursa olsun o tüketime yönelik ihtiyaca göre tasarlanan sistemler. Temel farkları söylediğim gibi birinde şebekeye ihtiyacınız var. Şebekeye bağlı olmanız gerekiyor ve aslında bahsettiğimiz yönetmeliğe bağlı olduğumuz sistemler bunlar. Şebekeden bağımsız olan sistemlerde de aslında siz kendi ihtiyacınızı tamamen bağımsız olarak karşılayacağınız için herhangi bir şebekeye ihtiyacınız yok. Buradaki en temel aslında fark yaratan parça ve unsur aküler. Bunu da biraz daha detaylı konuşacağız. Yani bu sistemleri istediğiniz yerde kullanma şansınız var. İhtiyacınız neyse ona göre değerlendirebilirsiniz. Peki sistem tasarımı için nedir temel şeyler, kriterler? Bir kere tüketim miktarı söylemiştim. Hani ihtiyaç neyse tüketim miktarını belirlemek. Burada hani şuna geçeyim. Tüketim miktarını oluşturan temel şeyler nedir? Bu bir evde bulabileceğiniz temel şeylerin toplamı, ev cihazlarının diyeyim.
Burada aslında bilmiyorum işte detaylı şeyini inceleyen var mıydı söylemiştim ama faturasını inceleyen. Burada daha çok ısıtma ve rezistans içeren sistemler güç kısmında gördüğünüz gibi oldukça faturayı kabartabilecek ve tüketimi arttıran sistemler. Bu benim sağ tarafta hesapladığım yıllık tüketim dediğim rakamlar hani yaklaşık değerler alınarak. Ama buzdolabı mesela 24 saat bütün yıl kullanıyorsunuz. Bir çamaşır makinesi ihtiyaca göre ne kaç kişilik bir ihtiyaç için kullanıldığına göre yine bulaşık makinesi. Ama tabii mesela şey önemli, ütü, klima, süpürge gibi şeyler veya fırın gibi cihazların güçleri yüksek. Bu yüzden de hani tüketimleri, anlık tüketimleri fazla. Buradan size yansıyacak olan toplam rakam sizin ne kadar kullanacağınıza bağlı. Fakat şebekeden bağımsız bir sistem kuracaksanız bunlar önemli oluyor. Çünkü diyelim ki fırın çalışırken aydınlatmalarınız da çalışacak. Aynı zamanda buzdolabı da çalışacak derseniz bunların hepsinin çalışacağı kadar bir güç yaratmanız gerekiyor. Yani normalde eğer sizin fırın çalıştırma ihtiyacınız olmasaydı ve diyelim ki şu anda atıyorum sadece 6 tane aydınlatma 150 watt yapıyor. Bir buzdolabı 50 watt yapıyor. 200 wattlık bir güçle 200 wattı tabii güvenlik katsayısı da koyarak 400 wattlık bir güçle siz şebekeden bağımsız bir şey kuracaksanız eğer fırın da çalıştıracağım diyorsanız 2000 buna 2000 wattı eklemek zorundasınız. Böylece sizin ihtiyacınız olacak sistem miktarı yani sistem gücü artacak. Bu ne demek? Hani ne kuracaksanız ona göre şey artacak demektir. Bu da zaten şu ikinci aşamaya getiriyor bizi. Tüketimi karşılayacak toplam gücü hesaplama noktası. Toplam güç bizi eğer güneş sistemi kuracaksak kaç tane panel kurmamız gerektiğine ve oradan kaç tane invertöre ihtiyacımız olacağını ya da işte toplam gücü karşılayacak nasıl bir rüzgar türbini seçeceğimiz noktasına getiriyor. Onu da seçtikten sonra eğer şebekeden bağımsız bir sistem kuracaksak kaç günlük bir bağımsız çalışma istediğimizi belirleyip ona göre akü sistemini tanımlamamız gerekiyor. O da işte akünün özelliklerine göre kaç tane akü olacak ve tipi ne olacak şeklinde bir değerlendirme yapmamızı sağlıyor. Bunu hani artık hani konuştuk diye düşünüyorum. Genel olarak soru kısmında soru olursa değerlendirebiliriz. Şimdi üç tane farklı sistem örneği vermeye çalışacağım maliyet olarak. Şöyle hızlıca geçeyim sonra üzerinde dururuz. 2 kilovatlık güneş sistemi şebekeden bağımsız. 12 kilovatlık şebekeye bağlı güneş sistemi ve 2 kilovatlık şebekeden bağımsız yine bir rüzgar sistemi şeyleri, maliyeti. Burada hani bazı şeyleri diğer kalemlerin içine ben yedirmeye çalıştım ama aşağı yukarı panel fiyatları mesela şu anda işlem yapan arkadaşlarımdan aldım. 370'e 1 kilovat için 370 wattlık 3 tane panel kullanabiliriz. Burada panel birim maliyeti olarak 150 dolar. Önemli maliyet işlemlerinden bir tanesi de aslında bizim için şeyin watt olarak nereye geliyor? Yani birim güç için ne kadar para harcamamız gerekiyor? Bu arada bilerek maliyetleri dolar verdim. Biliyorsunuz hani dolar lirası arasındaki değişkenlik çok fazla olduğu için güncelliğini korusun diye. Burada şebekeden bağımsız bir sistem koyduğumuz için invertör standart bir şey. Çünkü panellerde üretilen enerjiyi bizim şeye çevirmemiz gerekiyor. Alternatif bakıma çevirmemiz gerekiyor ve düzenlememiz gerekiyor orada üretilen şeyi. Akü sistemi bağımsız olduğumuz için bir akü sistemine ihtiyacımız var. Panelleri koyacağımız konstrüksiyon yine gümrük, nakliye, işçilik gibi şeyleri kattığımız zaman 1 kilovatlık sistemi 2000 dolar mertebesinde bir maliyette kurma şansımız var. Burada da watt başına işte 1,98 dolarlık bir maliyetten bahsediyoruz. Şebekeye bağlı bir sistem ve dikkat ederseniz burada 12 kilovatlık bir sisteme çıktı artık. Aküler yok. Güç olarak çok 12 kat yükseldi gücümüz.
Bu sistemin maliyeti ise baktığınızda 10 bin dolarlara kadar düşüyor. Düşüyor diyorum çünkü demin birim maliyet olarak 1.98 dolarken watt başına, burada watt başına 0.85'e kadar düşürmüş oluyoruz maliyeti. Bunun temel şeyi, iki tane temel nedeni var. Bir tanesi ölçeklenme durumu yüzünden kilowatt başına maliyet düşmüş oluyor. Aynı zamanda akü sistemi olmadığı için akülerde ciddi maliyet yaratan kalemlerden birisi, onu söyleyebilirim. Böylece maliyet biraz daha düşük oluyor. Son olarak da 2 kW'lık bir şebekeden bağımsız rüzgar türbin sistemi. Burada da zaten rüzgar türbininin kendisine ihtiyaç duyuyoruz ve bir kuleye ihtiyacımız oluyor burada. Genelde türbin haricindeki kule sistemi ikinci maliyet kaleminden, önemli kalemlerinden birisi. Akü sistemi yine var. O da önemli şeylerden. Konstrüksiyon ve diğer kalemler yaklaşık aynı. Burada da hani watt başına maliyetimiz 1.90. Güneşe yakın olduğunu söyleyebiliriz. Bağımsız, şebekeden bağımsız güneş sistemine. Şimdi burada şeyi belirtmek istiyorum. Yani 1 kW'lık sistem daha ucuza kuran, bu arada daha ucuz maliyeden sistemler olduğunu da biliyorum ben. Daha pahalıya olanlar da var. Bu sizin projenize göre, ihtiyacınıza göre değişecek bir durum. Onu söylemem lazım ama aşağı yukarı şeylerden bahsediyoruz. Şunu söyleyebiliriz. 2015 yılında bu kilowatt başına olan maliyetler yaklaşık 4000 dolarlar civarındaydı. Ciddi bir düşüş var yenilenebilir enerji maliyetlerinde. Onun sebebi de genel düşüş. Yani bunun sebebini bahsetmek için bu grafiği de koydum. Burada baktığınız zaman 4 tane farklı sistemin yıllara bağlı olarak Y ekseninde kilowatt saat cinsinden, enerji cinsinden maliyetlerinin düşüşünü, yani maliyetlerinin trendini görüyoruz. Bu trendlerde bizim konuştuğumuz sistemler açısından, bunlar biraz daha büyük sistemler ama bize fikir vermesi çok doğal. Mesela gri ile gördüğümüz sistem karasal rüzgar türbinleri. Şeyle gördüğümüz, sarı ile gördüğümüz sistemde biraz önce konuştuğumuz güneş enerji sistemleri. Özellikle güneşteki maliyet düşüşüne dikkat ederseniz 0.35'lerden 0.35-0.40'lardan 2010 yılında 2020'de 0 yani 50'lere kadar düşmüş durumda. 0.50'lere kadar. İnanılmaz 8 kata yakın bir düşüş var maliyette. Üretim maliyeti bunlar. Bir enerji. Aynı şekilde zaten şeyi de görüyorsunuz. Güneş enerjisi karasal rüzgar türbinlerini yakalamış durumda şu anda. Uzun vadede zaten güneşin çok daha fazla çok daha fazla üretim oluşturacak, gücünü oluşturacağı söyleniyor. Tamamen ve bunda da birkaç tane sebep var. Bir tanesi güneşin dağınık olabilmesi ve ölçek olarak çok küçük ölçekten büyük ölçeğe kadar uygulanabilme kapasitesi. Rüzgar o kadar başarılı değil o konuda. Bir de söyleyebiliriz, rüzgar sektörü özellikle küçük ölçeklerde bayağı başarısız. Başarısız derken ciddi sıkıntı yaşıyor uygulama anlamında da. O yüzden de hani güneş kadar yaygın olmasını beklemiyoruz. Bir diğer faktör de, bu da güneşle ilgili çok önemli bir grafik. Amerika'nın Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı'nın her sene güncelleyip yayınladığı bir grafik. Burada hani temel bir sürü farklı teknolojiler için güneş hücrelerinin laboratuvar verimliliklerini görüyorsunuz. Burada hani dikkat çekmek istediğim şey de 1900'lerden itibaren düzenli olarak güneş hücrelerinin verimliliklerinde bir artış var. Bu artışla beraber yeni hücre teknolojileri de devreye giriyor. Bu da zaten hani verimliliğin artışı da bir nevi maliyeti düşürmeye de yardımcı oluyor. Önemli bir grafik çünkü bizim kullandığımız şu andaki güneş panellerinde kullanılan teknoloji monokristal veya polikristal, daha çok kullanılıyor.
onların bile şeylerini, verimliliklerini çok yani önemli olarak önemli derecede arttığını görüyoruz bu grafikten de. Şimdi mevzuatla ilgili birkaç slaytım var. Şimdi lisanssız şeye giriyor. Bizim bu bahsettiğim, şu ana kadar bahsettiğim sistemler eğer özellikle lisans şebekeye bağlı üretim yapacaksak lisanssız elektrik üretim yönetmeliğine bağlı oluyor. Bu yönetmelik eskiden de vardı. Sonra bir cumhurbaşkanlığı kararıyla değişti. Sonra yönetmelikte belli kısımlar değişti. Ve son olarak da EPDK kurul kararıyla belli kısımları değişti. Ve düzenlendi diyeyim. Ne buradaki şey? Önemli kriterler. Üretim ve tüketim tesisinin aynı ölçüm noktasında olması. Santral, yani kuracağımız sistemin konut, eğer konutsak 10 kilovata kadar, sanayi tüzelhane gibi bir yapıysa 5 megawata kadar, yani 5000 kilovata kadar çıkıyor. Yine üretilen, eğer ürettiğimiz bir fazla enerji varsa bu fazla enerjiyi satabiliyoruz 10 yıl boyunca. Onun da hangi şeyde bulunduğuna göre, kurduğumuz sistem nerede olduğuna göre bir şeyi var, karşılığı var. Gördüğünüz gibi burada mesken karşılığı en düşük olan, sanayi ticaret taneler için olan şey daha yüksek değerlerde. Yönetmelik ne getirdi? Lisans alma ve şirket kurma zorunluluğunu kaldırdı. Eskiden böyle bir sistem kurmak için lisans almak gerekiyordu. Yine aynı şekilde aynı ölçüm noktası bulunmasını getirdi. Orta gerilimden bağlantı olacaksa, bunlar biraz detay ama farklı yatırımcının trafo gücüne göre belirlenmeyi getirdi. Sadece çatı ve cephe kurulumlarına izin verdi büyük ölçekli olması durumunda. Farklı kişilerin tüketimleri farklı yerlerdeyse onları birleştirmeye yine izin verdi. Ve mahsuplaşma olanağı sağlamış oldu. Mahsuplaşma ile ilgili kısım da burada. İşte bu demin saydığımız şeylerden hangisi olduğunuza göre 1, 2, 3 bu lisanssız elektrik üretim yönetmeliğindeki eğer aylık net üretim net üretim tüketim dengeniz sıfırsa sizin bir de tabii dağıtım bölgesinde bulunduğunuz için bir dağıtım bedeli dağıtım bedeli de ödüyorsunuz. O dağıtım bedeliyle ilgili olarak onun yarısını ödeme şeklinde bir kolaylık sağladı. Şu sağda gördüğümüz kısım, yani 100 kWh'lik bir çekiş değeri uygulamadı da ona 0.5 kWh ile beraber bir şey sağlamış oldu. Fayda. Yine eğer üretiminiz tüketimden fazlaysa, yani burada net 50 kW'lık bir kısım var. Yine aynı durum geçerli. Eğer üretiminiz tüketimden azsa yine ne kadar şey verdiyseniz, sisteme verdiyseniz o kadar, onun yarısı kadar artı 150 kW'lık sistem kullanımı olarak değil de aradaki fark kadar sizden dağıtım kullanım bedeli uygulamasını getirmiş oldu bu yapı. Bir de mahsuplaşmada eskiden saatlik mahsuplaşma vardı. Şimdi aylık mahsuplaşmaya geçildi. Bu da bir avantaj oldu. Çünkü saatlik mahsuplaşmada sizin saatlik tüketiminiz ve üretiminize göre yapıldığı için diyelim ki bir ticarethanesiniz, hafta sonu çalışmıyorsunuz, üretiyorsunuz ama hafta sonu siz bu ürettiğinizi sisteme ticarethane üretim bedelinden veriyorsunuz. Aynı zamanda kullandığınızda da net olarak eksideyseniz bu bedel üstüne bu sefer ne kadar tükettiyseniz o bedel artı işte TRT payı artı kullanım bedeli gibi rakamlar devreye giriyordu. Böylece aylık mahsuplaşmaya göre daha negatif bir durum ortaya çıkıyordu şey olarak, rakamsal olarak. Fakat aylık mahsuplaşmada siz 100 birim ürettiniz, 100 birim de tükettiyseniz bunlar dengelendiği sürece hiçbir şey net olarak ödemeniz gereken bir şey oluşmuyor. Ben eğer onay sürecine girecekseniz bundan bahsetmeyeceğim detaylı ama sadece ne kadar uzun şirket kurma ve lisans alma yükümlülüğü olmamasına rağmen oldukça uzun bir süreç. Bunun bazı kısımları tabii değişmiş oldu. Hani çatı ve şey için, çatı ve cephe uygulamaları için yani hepsini izlemek zorunda değilsiniz ama
Genel olarak söyleyebilirim ki ister küçük ölçek olsun, ister büyük ölçek olsun, mevzuat çok bürokratik işlemler oldukça yoğun ve sıkıntılı olabiliyor. Fakat hani küçük ölçekte daha da basitleşti ve iyileşti o kesin. Son gelecek kısmında da nereye gidiyoruz diye bakarsak aslında yani depolama ve hidrojenin öne çıktığını söyleyebilirim. Başka bir sürü şey de var. Fakat bu ikisi ön planda. Özellikle depolama. Depolamanın öne çıkma sebebi de yine tabii ki birçok şeyde olduğu gibi aslında maliyet. Biraz önceki grafikte rüzgarla güneşi görmüştük. Burada hani güneşin %85 düştüğünü, rüzgarın yarı yarıya düştüğünü. Yine aynı şekilde depolama, ama depolamada da bu arada çok fazla teknoloji var. Yani sistemin elektrik, mekanik, kimyasal olmasına göre çok değişiyor. Fakat depolama %85'i oranında düştü. Yani çok ciddi bir düşüş var ve şu anda işte kilowatt saat maliyeti $94'larda olsa da daha da düşeceği net. Yani 2,5 katı daha düşmesi bekleniyor 2030'lara doğru. O yüzden depolama sistemleri bizim hayatımıza girecek. Bu depolama sistemi şey de demek aynı zamanda aslında, hibrit sistemler gelecek. Yani güneş, rüzgar ve depolamanın beraber kullanılacağı sistemler girecek demek devreye. Sadece şey değil, yani elektrikli araçların hayatımıza gireceği yine bir taraftan belli. Elektrikli araç da kendisi de bir depolama sistemi olacak aynı zamanda. Çünkü pillere sahip olacak. Çok ciddi oranda hani depolamanın hayatımızdaki şeyi, etkisi artacak diyebiliriz. Diğer bir şey de tabii hidrojen. Hidrojen de zaten hani kullanılan bir sistem, fakat işte biraz önce konuştuğumuz maliyet anlamındaki şeyi, rekabetçiliği diğerleri kadar oturmuş değil. Bir de teknoloji olarak da hani yani pil sistemleri çok önceden beri kullanılıyordu, ama hidrojen yakıt hücreli araçlar var. Daha yeni şeyi duydum mesela, bir motor üreticisi hidrojen yakıtlı motor üretmeye, yani enerji üretmeye yönelik motorların hidrojen yakıtıyla üretmeye karar verdiği ile ilgili bir şey vardı. Bir şey görmüştüm, bir haber görmüştüm. Mutlaka hidrojenin de etkisi artacak gibi gözüküyor. Fakat hani o biraz daha maliyetin özellikle hidrojeni oluşturma kısmındaki maliyetin daha düşmesiyle olacağını düşünüyorum ben. Evet, yani bu kadar anlatacaklarım. Soru cevap kısmında konuşabiliriz. Sonrasında da eğer bir şey yollamak isterseniz de mail adresim de burada. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz Emre Bey. Evet, çok soru oluştu herhalde diye düşünüyorum. Var soru var. Evet, buyurun. Tolga. Evet, merhabalar, teşekkürler sunum için Emre Bey, ben Tolga. Merhaba. İki tane sorum olacak. Bir tanesi bu hani evlerde hani araba kadar veya işte el aletleri kadar yer sıkıntımız olmadığı için daha ucuz yollu uzun süreli flow bataryalar falan var. Onlar evet. İçin ne düşünüyorsunuz? Onlar da yani kullanılacak tabii, yani uygulamaları da var. Bizim tara hani Türkiye'deki kullanım nasıl gelişecek? Hani benim bildiğim Türkiye'deki şu anda belli şarj istasyonları yapıldı tabii arabalarla ilgili. Ama evlerdeki kullanım biraz daha şey, bireysel kullanım veya işte bireysel bunu yapmaya yönelik ilerliyor. Yani burada tabii özellikle lityum iyonları koydum. Bunlar ilerliyorlar, ama pil tarafında çok farklı teknolojiler de var. Yani şeyi kullananlar da var. Anot ya da katot olarak havayı kullanıp başka bir metali kullanıp pil yaratan sistemler de var. İyice yani maliyetler düştükçe onlar da gelecek işin içine mutlaka. Bir de şeyi soracaktım. Bu güneş enerjilerin çatı açısı hani %20 dereceyle 30 derece gibi olması lazım ki hani verimliliği artsın. Ama çatının açısının çok yüksek olmadığını düşünsek, yani 10'larda veya işte 15'lerde olsa ne kadar bir kayıp veriyor? Hani çünkü çatının maliyetiyle yani bir tane panel eklesek o kaybı karşılar mı?
Çok çok fark etmiyor, onu söyleyebilirim. Yani %15 ile %25 yaptığınız zaman aradaki fark çok ciddi değil. Panelle karşılayabilirsiniz eğer panel ekleyebiliyorsanız. Ya da tabii aslında o çatı eğimini arttıracak bir konstrüksiyon yapma şansınız varsa onların da maliyeti çok çok abartı değil aslında. Ama tabii ölçeğe göre değişir. Tamam. Ama yani verimlilik, yani enerji üretimindeki farklılığın çok aşırı olmadığını da söyleyebilirim. Tamam. Teşekkürler. Benim de bir sorum olacaktı. Birkaç sorum hatta. Emre Bey, siz şimdi kurumsal olarak mı çalışıyorsunuz? Evet. Yani kurumsal derken daha çok şey, mesken, ticarethane ölçeğin, değil mi? Oluyor. Ha şey mi? Yani bu sistemler anlamında mı? Evet. Kurulumlar. Bir türlü de var aslında. Hani ben şahsen küçük ölçek, kendi ilgilendiğim bir şey, bazı kurulumlarda arkadaşlarıma yardımcı oluyorum. Bunlar hani bir nevi danışmanlık gibi. Ama hani ben daha çok şu anda büyük ölçekle ilgili çalışıyorum açıkçası. Hangi bölgedesiniz? İzmir'de daha çok rüzgar enerjisiyle ilgili örneğin. Evet. Hani İzmir'de bölgesel şey yok yani. Şöyle daha doğrusu şunu demek istedim. Bizim bölgelerle ilgili bir çalışmamız yok. Ekipman sağladığımız için. Nerede proje varsa da proje sahibinin projesine göre. Doğru. Ama İzmir'de nerede, hani nerede aktif derseniz tabii. Hani Karaburun, Çeşme, hı-hı, buraların aktif olduğunu biliyoruz ama şunu da söyleyebilirim. Artık tabii oralarla ilgili yatırım pek hem yer anlamında hem de bir tepkisel olarak yatırımcıların ilgilenmediğini de söyleyebilirim bir taraftan. Bu güzel haber. Evet. Bayağı bir tepki gördü çünkü. Yani şey, demin paylaşmıştınız işte. Yani bir şu arkaya koyar mısınız? Rüzgar tribünü. 5 megawatt hani ölçeğinde 5000. Tam kucağıma mı koyayım ama pis kucağım. Birisinin sesi geliyor da araya giriyor. Unmute yapabilir mi lütfen? Yani bir rüzgar tribünü bugünkü kapasitede işte 5000 konutun enerjisini karşılayabiliyor. Yani buradaki en büyük tepki yarımadada genel olarak şu oluyor. Yani öncelikle buranın enerjisini karşılamaya çalışırken hani şirketlerin bambaşka bir tarafa şebekeyle yollayacağı enerjiyi odağıyla hani yapılıyor olması ister istemez hani buranın yerel halkında böyle bir tepki oluşturdu. Ve tabii ki hani farklı bir şekilde paylaşılmıyor olması, hani nereye yapılacağı, nasıl projelendirileceği konusu ve böyle santral şeklinde yapılıyor olması tabii. Bütün o doğaya da evet, bir zarar veriyor olması. Yani genel anlamda tepki buydu aslında diye düşünüyorum. Şeyi söyleyebilirim, hani o benim bayağı uğraştığım bir alan. Kötü uygulamalar var, bu gerçek. Yani yanlış uygulamalar var. Fakat şeyi de söyleyebilirim. Yani bunu gerçekten ben hani bir kurumsal zihniyetle söylemiyorum. Onu net olarak da ifade edeyim. Fakat yanlış tepkiler de var. Yani altı dolu olmayan, bilimsel olmayan tepkiler de var. Ama zaten hani önemli olan bir proje gerçekleştiriyorsanız hiçbir masum, yani hiçbir proje masum değil. Bunu kimse aksini iddia edemez. Eğer ve bu bölgedeki bir şeyle insanlarla yapıyorsunuz onu, onlara karşı yapamazsınız ve yapmamalısınız yani. Aynen. Onların onayıyla yapılması lazım onun. Bence hani bu tepkinin temel olarak oluşmasının sebebi de yanlış uygulamalar olması ve bu uygulamaların üzerine gidilmesi, yani ısrar edilmesi bu uygulamalarda. Aynen. İyileşme var ama öyle söyleyebilirim ben. Evet. Şey, bir de ben şeyi soracaktım, son sorum. Şimdi siz bu mahsuplaşma konusuyla ilgili verdiğiniz bilgide sonuç olarak hani mesken için olan mesela diyelim fazla ürettiniz, alacağınız gelir diyeyim şeyden, elektrik arasında. Evet. Sonuçta ödediğiniz birim maliyetten iki kat daha düşük gibi bir şey. Yani şu an o anlamda çok hani cazip de değil baktığınızda gibi gözüküyor. Bir de ben şunu tam olarak anlamadım. İlişkiyi kurduğunuzda ürettiğinizin tamamını satmak zorundasınız gibi bir zorunluluk da getiriyor size, değil mi? Yani sizi önceliklendiremiyorsunuz. Yani,
Nasıl önceliklendireceksiniz? Şeyi anlamadım. Zaten yani depolamıyorsanız yani sisteme vermek zorundasınız. İşte mesela ben önce evsel ihtiyacım için kullanabildiğim sürece mesela gündüz vakti mesela kullanayım. Evet. Tamam. Sonra kullanını eğer artıyorsa vereyim gibi bir şey olamıyor. Öyle, bir öyle şey. Zaten. Öyle mi? Öyle öyle. Ya zaten başka şans böyle şansınız yok. Tabii tabii. Çünkü hı. Yani aylık mahsuplaşma şu. Siz mesela işte atıyorum 30 gün boyunca bir gün ürettiniz, artıdasınız. İkinci gün eksidesiniz. Bu artı eksi bütün şeyleri koyuyor. Aslında şeyi bir saniye başka size bununla ilgili paylaşabileceğim, gösterebileceğim bir şey var. Daha belki net olur. EPDK'nın açıklaması. Evet, şu. Yani mesela burada bu sol tarafta bir saatlik, sağ taraf şey günlük. Yani burada saatlik olarak siz ne kadar sisteme verdiniz, ne kadar çektiniz. Onlar tutuluyor. Hı-hı. Sonunda saatlikte şu yapılıyordu. Verdiğiniz kadar, bu birinci gün, ikinci gün. Sadece iki günlük örnek vermişler. Verdiğiniz kadar o işte meskenseniz mesken bedelinden size artı yazılıyor. Çektiğiniz kadar da saatlikte şöyle bir dezavantaj oluyordu işte. Çektiğiniz kadar gene mesken bedelinden eksi yazılıyor ama artı TRT payı işte şey sistem kullanım bedeli gibi artılar geliyor. Ama bunu aylık olarak yaptığınızda yani bu artı eksileri sadece enerji olarak topladığınızda ay sonunda siz eğer sıfırsanız bu sefer işte o katkı payı işte TRT payı falan gibi şeylerden o bedeli hiç ödemiyorsunuz. Güzel. Anladım eksiyi. Ve zaten bu sistemin avantajı şu. Bir kere zaten böyle bir sisteme giriyorsanız kendi tüketiminiz için girmeniz lazım. Elektrik satmak için girmek anlamlı değil buna. Tabii. Zaten kendi tüketiminizi karşılıyorsanız bu elektriği fazla olan elektriği satmak size bir şey gibi oluyor. Biraz hani verdikleri bonus gibi oluyor. Anlıyorum. Ve hani Almanya gibi ülkelerde yapılan sistem bu yapılmıyordu eskiden. O yüzden siz en fazla kendi tüketiminiz için kurmuş olursanız anlamlı olabiliyordu. O da hani tüketiminiz yüksekse biraz anlamlı oluyordu. Şimdi böyle bir sistem olması tabii biraz daha hani bunları kurmak için avantajlı noktaya getiriyor bu sistem. Tabii tabii. Bizde bir de çok elektrik kesintileri oluyor tabii kırsalda. Ben o yüzden de sormuştum. Yani böyle bir şey kurduğunuz zaman ister istemez içinde en azından ondan faydalanabiliyor olmanız lazım. Evet. Kesintisinde de en azından solar paneliniz var. Eğer kesintiden kurtulmak istiyorsanız akü sistemi şart. Evet, yani kesinti olduğunda da hani çalışsın sistem diyorsanız. Benim bir sorum var. Evet. Günlük mahsuplaşmadan aylık mahsuplaşmaya sıçrarken bunun avantajlarından bahsettiniz. Hı-hı. Aylık mahsuplaşmadan şu anda var olmayan fakat olsa idi ne olurdu diye düşündüğüm yıllık mahsuplaşmaya geçiş gibi bir şey olursa bu senaryo nasıl değişir? Yani gün gelir ve artık aylık değil de yıllık mahsuplaşma olacak diye bir yönetmelik çıkarsa bu bizim için önemli bir avantaja dönüşür mü? Sorun bu. Bence dönüşür. Yine yani şey biz ortalama aldığımız zaman aralığını genişletirsek bizim için yani tüketici için avantajlı bu. Fakat bu dağıtım şirketleri buna girer mi? Ben ondan emin değilim. Yani öyle bir politika var mı? Yani buna doğru bir politika mı? Evet. Yapılmasına yönelik bir yani. Politika ya da bir vizyon var mı? Çok yani açıkçası bilmiyorum. Belki bu dernekler var güneş enerjisiyle ilgili. Onların çalışmaları olabilir. Hani benim bildiğim yok. Yani olabilir ama politika olabilir. Ben bilmiyorum. Evet. Teşekkürler. Ahmet orada bir şey ekleyebilir miyim onunla ilgili? Tabii. Sesim geliyor mu bilmiyorum. Pardon. Geliyor. O yıllık mahsuplaşma örneği mesela Danimarka'da var şu anda. Almanya'da da kısmen var. Almanya'da galiba saatlik de var. Oralarda tabii çok oturmuş bir sistem var. Yani bütün o iletim ve dağıtım sistemi çok daha
iyi işlediği için ve dağıtık üretim biraz daha altyapısı sağlam olduğu için iyi işler bir durumda. Türkiye'de biraz daha işte bu yeni yeni mahsuplaşma geçen sene Mayıs'ta çıktı zaten. 2019 Mayıs'ta aylık mahsuplaşma. Bunu aslında tamamlayıcı, yani bu politikayı tamamlayıcı biraz daha bütün hani elektrik sistemini de göze alacak şekilde, göz önüne alacak şekilde bir yapılaşmaya da yavaş yavaş gidiyor. Zaten Avrupa gitmeye başladı. Türkiye'de de buna doğru bir gidişat var. Şu anda mesela işte bunu destekleyici talep tarafı katılımı, işte akıllı sayaçlar gibi biraz daha tüketim tarafını da dengeleyen, onun tüketim tarafının şebekeyle, dağıtım sistemiyle olan bağlantısını da kuran, yani örneğin peak saatlerdeki tüketimlerinizde işte daha az, daha normal saatlere yayan gibi sistemlerle. Çünkü pil teknolojileri evet var, batarya yavaş yavaş, yani hızlı bir şekilde de düşüyor aslında şeyleri, maliyetleri, ama ona gelene kadar aslında biraz daha bütün bu, yani bütünleşik olarak bütün sistemin ele alınmasına yönelik de biraz ilgili bir şey yapılıyor. Taslak bir yönetmelik var şu anda, o da çıkacak. Ama tabii hayata geçmesi bunların ve iyice oturması belli bir zaman alacak. Ya benim bir sorum daha olacaktı aslında. Hani yöresel olarak, örneğin Ege bölgesinde, yani ne olursa olsun rüzgar enerjisi aslında, ya kışın özellikle solar panellerin verimi de çok düştüğü bir dönemde rüzgar enerjisinden gerçekten daha fazla faydalanabilirsiniz. Ama siz şey diyorsunuz, küçük ölçekte çok kullanışlı. Yani kurulumu falan çok kolay değil mi diyorsunuz? Öyle yani örnekler çok. Yani küçük ölçekte yine 1 kW'dan ve daha küçüğünden de daha hani şeye kadar farklı boyutlarda daha yüksek 5 kW, 10 kW'a kadar var. Ben hani uygulama olarak ve şey olarak, montaj olarak biraz daha şey için söylüyorum, kıyaslı olarak söyledim. Anladım. Bir güneş enerjisi, küçük bir güneş enerji sistemini, mesela 1 kW'lık, 2 kW'lık bir sistemi kurmanız bir gün, kabaca, iki gün. Gerçi hani rüzgarı da kurmanız kule olsa bile bir hafta, yani betonlu bir şey yapmanız gerekiyorsa şey olabilir, kule yüksekliğine bağlı olmak üzere. Daha bir de şey olduğunda, mesela şeyde panelli bir sistemde, diyelim ki arıza oldu, bir panelde oldu. Bütün gücünüzü kaybetmeme durumunuz var ama rüzgarda türbine bir şey oldu, komple gidebilir gibi mekanik bakım ihtiyacı oluyor rüzgar türbinlerine. Bunları sıralayınca söyledim abi. Çatı üstü uygulamaları da var ama tabii hareketli bir sistem olduğu için o da çok tercih edilmiyor. Şeye dikkat etmek lazım orada, işte çatının neresine nasıl uygulanacağı önemli. Çünkü çatı üstü uygulaması çatıdan etkilenecek bir rüzgar koşulu yaratacak. Ona dikkat etmek lazım. Çatının yine yönelimi, sizin o kurmayı planladığınız bölgedeki hakim rüzgar yönüne uygun mu? Gibi yani çeşitli şeyler lazım. Teşekkür ederiz. Başka sorusu olan var mı soru? Ben sorayım o zaman yine. peki Türkiye'deki üretim, ya mesela Siemens Türkiye'de üretiyor mu? Örneğin ben bilmediğim için soru. Üretiyor. Yani Türkiye'de büyük ölçekli üretim şöyle. Rüzgar türbini anlamında söyleyeyim. Kule ve kanat fabrikaları var. Bu anlamda zaten hani şeyi söyleyebilirim. Rüzgar anlamında İzmir Türkiye'nin rüzgar merkezi olmuş durumda. O net olarak söylenebilir. Çünkü şu anda Türkiye'de iki tane farklı, hatta pardon, üç farklı markanın toplam dört tane fabrikası var. Hepsi İzmir'de. Birisi işte Enerco'nun Alman firma, Çiğli Sanayi'deki fabrikası. Elem diye yine GE'nin aldığı Bergama'da fabrika var. TPI diye Amerikalı bir üreticinin iki tane fabrikası var. Kanat üretiliyor, kule üretiliyor. Bu ikisi üretiliyor. Siemens Gamesa'da Ali Ağa'da yeni bir fabrika kurdu. Nacelle dediğimiz o türbin üzerindeki yapıyı üretmek için. Çünkü büyük bir proje alınmıştı, 1000 megawattlık, bu YEKA dediğimiz.
o projeyle alakalı olarak yerlilik oranını tutturmak için %65 olması için orada bir fabrika kurulması gerekiyordu. Zaten benim şu anda çalıştığım ARGE merkezinin kurulmasının sebebi de o proje. Yani böyle bir ARGE merkezi kurulması yükümlülüğü de vardı o projenin kapsamında. Böyle şeyi var. Yani başka üretim yapan yerler de var. Anlıyorum. Peki kurulumların daha çok Ege'de olmasından dolayı mı üretimde daha çok İzmir merkezi oluyor? Daha çok herhalde değil mi? Ya, İzmir'in özelliği sebebiyle sadece artık mesela kurulumlar İzmir'de değil, onu söyleyebilirim. Yani kurulumlar artık Ege'de belli yerler var, Çanakkale, Balıkesir ama artık Orta Anadolu'ya doğru kaydı. Neresi derseniz Sivas, Malatya, Tokat, buralarda büyük ölçekli, yine Karaman, büyük ölçekli kurulumlar yapılıyor. Fakat hani İzmir'in özelliği limanı olması, gelişme potansiyeli olması gibi şeyler söyleyebiliriz yani. Temel olarak İzmir'de olmasının sebebi o. Peki son sorum. bu enerji kooperatiflerine nasıl bakıyorsunuz? Buradan bir şey çıkar mı? Hani geleceğe yönelik nasıl diyeyim size? Yani, sistemi dönüştürecek bir şey var mıdır? Listesi var mıdır? Ona bir şey demek istiyorum ama bence güzel. Yani böyle bir yapılaşma olması, yani kooperatif enerji anlamında da böyle bir yapılaşma olması güzel. Şunu görüyoruz, bekliyoruz da sistem daha da serbestleşecek. Yani herkes evinde küçük veya büyük bir şeylerle oynuyor hale gelecek gibi gözüküyor yani artık bunlar yani çok kolay ulaşabileceğimiz panellere, güneş panellerine, rüzgar türbinlerine ihtiyacı evrelik daha da düşecek çünkü yani gidiyor, ona doğru gidiyor her şey. Böylece bu kadar hani serbestleştiği ortamda da artık farklı şekilde hizmet sunan yapılar gerekecek. Öyle gözüküyor en azından. Bunlar hani o anlamda faydalı olabilir diye düşünüyorum ben de. Başka sorusu olan var mı? Sesim geliyor mu acaba? Evet. Merhaba. Evet. Ben de bir soru sormak istiyorum da teşekkürler öncelikle sunumunuz için. Ben şeyi merak ediyorum. Lityum iyon pillerin yaklaşık kullanım süresi ne kadar? Bir de geri dönüşümleri nasıl oluyor? Kullanım süresi aslında şeye bağlı. Süre olarak bir şey değil de kaç çevrim kullanıldığına bağlı. Cycle değil mi? Evet, kaç cycle kullanıldığına bağlı. Onlarla ilgili de şimdi gelmedi aklıma ama çok çok uzun süreli kullanılabiliyorlar. Yani seneler üzerinden 10 senelere kadar giden şeyleri olabiliyor. Tabii sizin ne kadar kullanacağınıza bağlı. Bir de hangi sistemde kullanacağınıza bağlı. Geri dönüşümleriyle ilgili de hani çok detaylı yine bilmiyorum ama mesela Almanya'da üreticilerin kendilerinin geri topladığını biliyorum. Motosiklet akülerinde bile motosiklet aküsü üreticisi siz onu kullandıktan sonra belli bir süre geri alıp yenisini veriyor. Yine onların geri dönüşümle ilgili bir şeyleri vardır diye düşünüyorum. Fakat hani detaylı bilmiyorum o kısmı. Teşekkürler. Şu an ama jel piller aynı zamanda bir alternatif oluşturuyor değil mi? Jel de var, evet. Evet. Lityumun tabii üretimiyle ilgili de bayağı tartışmalı bir konu. Tabii. Evet. Ama bu ne yazık ki de diyebiliriz. Maliyet. Bu işleri yürütücü faktör. Aynen. Maliyetler değişmediği sürece bir süre daha devam ediyor. Evet. Ben bir şey sormak istedim. Tabii. Merhabalar. Sesim geliyor mu? Evet. Gamesan Siemens'i yakından tanıyorum çünkü benim yakın arkadaşım da orada şu an çalışıyor. Firmaya ilgili şunu sormak istiyorum. Yani şu an hep büyük ölçekli yapılıyor. İşte Konya'da, İzmir'de vesaire rüzgar türbinleri yapılıyor. Küçük ölçekli rüzgar türbini satışı gibi ya da ileride böyle bir modül ya da kit şeklinde satma gibi bir şey var mı Siemens'in ya da diğer firmaların? Yani büyük ölçeklilerle uğraşanların
bildiğim yok. Yani şuna giriyorlar daha çok, hani birkaç firma. Mesela rüzgar türbin üreticileri depolamaya giriyorlar. Depolama sistemleri üretmeye veya bunları sağlamaya giriyorlar. Bununla ilgili çözümler üretmeye, ama benim gördüğüm kadarıyla o anlamda girdikleri, yapmaya çalıştıkları bir çalışma yok. Küçük ölçüm. Çünkü yani şöyle, market zaten şu anda piyasa çok ciddi yine maliyet odaklı. Ve ciddi olarak hani türbin üreticileri üzerinde de düşük maliyette ürün çıkarma baskısı var. Daha büyük ürünleri düşük maliyette çıkarma baskısı var. O yüzden de hani küçüklere karşı bir şey biraz hani onlar açısından geriye dönüş gibi olur. Daha var yani, bayağı bir 20-30 sene sonra falan belki yani. Tabii. Yani şimdi belli teknolojilerle ilerliyoruz. O teknolojilerle ilgili de atılımlar olacak. Çünkü hani kanat boyutlarından bahsettim. Onlar artık limitlerine geldi tek kanat parça olarak. İşte parçalı kanatlar, onları farklı şekilde taşımalar, farklı malzeme teknolojileri kullanma gibi şeyler gelecek gündeme. Teşekkürler. Şöyle bir sorum var. Şimdi hem işte fotovoltaik sistemlerle hem de rüzgar enerjisiyle bunların hani yerine göre avantajları ve aslında bir grafik paylaşmıştınız. Bunların hani maliyet ve amortisman diyeceğim şimdi eşitlenmeye doğru gittiğine dair. Evet. Şimdi vaka bazında işte bir hani konut ölçeğini ben kastediyorum ya da küçük köy ölçeğini kastediyorum sadece. Evet. Vaka bazında burada ne türlü hibrit çözümlerin doğru olacağına ilişki aslında bir baştan danışmanlık hizmeti gerekiyor diye düşünüyorum. Yani işte yapı falanca bir yerde ve oradaki hem güneş, işte yaz güneşi, kış güneşi ilişkileri hem de rüzgar ilişkilerini analiz ettikten sonra burada yatırımın ne tarafa doğru gitmesinin daha mantıklı olacağı ya da nasıl bir hibrit çözümün daha mantıklı olacağına dair bir şey çıkacaktır. Hani aklın yolu bir senaryo çıkacaktır. Evet. Değil mi? Dolayısıyla evet, yani atıyorum şimdi yatırımın yani toplam işte 10 kilovatsa bu 10 kilovatın biz 7 kilovatını güneşten, 3 kW'ını rüzgardan ya da tersi ya da her neyse bu oranlar. Böyle bir hibrit çözümle kışın geceleri de daha fazla enerji üretebileceğimiz, yani rüzgar sayesinde gibi. Burada bir mühendislik danışmanlığıyla başlamak gerekiyor gibi geldi bana. Bu konuda siz birlikte çalışabileceğimiz bir kişi olarak hani böyle bir süreçte yer alıyor musunuz ya da böyle bir hizmet veriyor musunuz ya da vermek ister misiniz? Ya yerleşim ölçeği demek istiyor mesela, küçük yerleşim ölçeği. Evet anladım. Olabilir tabii ki, yani detaylarını konuşmak lazım. Bence o güzel bir fikir. Şöyle ki bu sayede yani söylediğiniz şey aslında pil tarafını biraz azaltmaya yönelik olabilir. Aynen. Çünkü doğru. Şeyin güneşin şeyini üretim eğrisini biliyoruz zaten yani şeyle beraber. Yani normal eğrisi gibi bir eğrisi var güneşin üretim eğrisinin. Özellikle o bölgedeki rüzgar rejimi yapılması düşünülen bölgedeki rüzgar rejimi onu destekleyecek, yani düzleştirecek bir eğri ise çok güzel birbirini tamamlayıp belki akü sistemini sıfırlaması birlikte o sistemi olduğu küçük hale maliyetli etkisi olabilir. Evet, yani aklıma şu geliyor çünkü yani güneşten en az faydalanabildiğimiz kışın iki ayı örneğin gözden çıkartıp o iki ay şebeke elektriğinden destek almayı göze alıp yatırım maliyeti mantıklı bir hale gelebilir. Fakat bu iki ayı ben rüzgarla kompanse edebiliyorsam aslında tasarım yine değişir burada. İşte o iki ay değil, 4 ay falan, 4-5 ay oluyor. Yani. Her neyse o 2 ay yani. 2 ayı ben şimdi farazi olarak söylüyorum yani. Aslında Soma'da böyle bir uygulama yapılmıştı herhalde değil mi? Greenpeace'in de içinde oldu. Yani ölçeği tam bilmiyorum tabii de.
Bilmiyorum. Yerleşim ölçeğine yönelik bir kurulum gerçekleşti galiba da. Yani direkt şey mi, köyün ihtiyacını, yerleşim ölçeğinde evet, köyün ihtiyacı karşılıyor. Soma'nın ya da Soma'nın mı? Soma için, yani köyün adını unutsun dediğiniz gibi. Yani köy ölçeği olan bir şey var, kurulum var galiba da. Evet, bir bakayım, bilmiyorum. Bu arada Halil Bey bir soru sormuş, chatte yazıyor. Siz 1000 watt için maliyet paylaşmışsınız. 500 wattlık bir sistem kurulması için maliyet ne olabilirdi? Yani onu da bence yarı yarıya olmaz ama yani 0607 ile çarpabilirsiniz yani kabaca 06 olabilir. Hı hı. Bu şeyle ilgili biz şu anda bir rapor yazıyoruz işte hem rüzgar hem güneşin kullanılması aynı zamanda işte bahsettiğim o demand response işte akıllı sayaçlar aynı zamanda da bütün bu batarya ve elektrikli araçların da devreye girdiği hangisini nasıl en optimum şekilde yani bunların hepsinin en optimum şekilde kullanılması üzerine birkaç senaryo üzerinden bütün Türkiye çapında bir şey yazıyoruz. Şura bizim işte bir düşünce kuruluşunda şu anda oradayım. Raporlar yazıyoruz bu konularla ilgili. O da Ağustos Eylül gibi çıkacak. O çıktığı zaman da yine sizinle paylaşırım. Bütün farklı bina tiplerinde olacak aynı zamanda. Yani işte hem ticarethane hem konutlar için farklı senaryolar üzerinden bunun gibi en optimum nasıl bir sistem kurulmalı ki işte hem en az maliyetli olsun, hem en az karbon salsın, hem de bizim o değişken yükümüzü tüketimle beraber en iyi şekilde birbiriyle match olsun şeklinde. Şurayı biliyorum zaten. Yani raporlarını da biliyorum. Benim ders verdiğim Karaköy'deki binadasınız zaten. Değişti mi yer bilmiyorum ama. Şişhane'deyiz şu anda. Ha, tamam. Orada ofis olduğunu görmüştüm çünkü. Evet. Bir senedir Şişhane'deyiz. Ahmet şunu merak ettim. En az maliyetli olsun dedin. En az maliyet üzerine mi burada odaklanıyorsunuz yoksa kendini amorti etme süresinin kısaltılmasına mı odaklanıyorsunuz? Yani müşteriye getirin. Bunu aslında sana maliyeti şu kadar TL olur diye mi daha çok bir pazarlama politikasına mecbursunuz? Ya da bu 7 yıl değil 4 yıl içerisinde kendini amorti edecek gibi bir senaryoyla mı daha çok kendinizi o tarafta görüyorsunuz? Merak ettim. Ya bizim aslında şöyle çok böyle tek yani kullanıcı ya da müşteri bazlı değil de biraz daha bütün sistemin hani ülke çapındaki bir sistemin en optimum çalışması şeklinde bir yani odamız daha geniş çaplı. Ama evet uzun vadeli bakıyoruz. Yani sadece ilk yatırım maliyeti değil de toplamda bütün bu işte belli bir süre içinde atıyorum işte 10 yıl, 20 yıl neyse oradaki alınacak süre. O süre içinde ki karlılığına ve yine çevreye etkisine bakıyoruz. Evet. Aha, çok güzel bu arada. Yani çok değerli çalışmalar. Şeyi merak ettim peki şimdi Şura aslında bir politika geliştirme çabası içinde herhalde değil mi? Bu çalışmalar yani bu raporlar. Daha çok Çevre Bakanlığı, Enerji Bakanlığı'na mı? Enerji Bakanlığı'na tabii. İşte yani bütün kamuya ve sektöre de yine aynı şekilde. Bir düşünce kuruluşu yani aslında burası. Hani amaç yani nihai yani genel amaç aslında Türkiye'de daha çok işte yenilenebilir enerjinin kullanılıyor olması. Ama bu kullanım artarken yani bu yaygınlaşma artarken işte bunun en hem sisteme yük getirmeyecek şekilde hem de bütün bu işte dalgalanmaların yani üretim dalgalanmalarının en iyi kompanse edilecek şekilde en az kayıpla ya da en verimli şekilde nasıl bütün bu sisteme entegre edilebilir? Aslında bunun üzerine çalışan bir kuruluş yani daha çok. Bu arada geçenlerde çok enteresan bir şey oldu. Hiç beklenmedik. Çevre Bakanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan telefon geldi. Ben bir şekilde açmış oldum. Bir anket yani işte enerji ne sıklıkta kesiliyor? İşte kalitesinden memnun musunuz gibi hani soruları içeren bir anket çalışması yapılması beni çok memnun etti açıkçası. Böyle söyleyeyim dedim. Evet. Peki. Evet. Başka sorusu olan arkadaşlar? Bu konuyla ilgili yoksa hani biraz başka paylaşımlara da geçebiliriz. İsterseniz. Evet. Bu arada ben o zaman
Zoom bizi hala tahammül ediyor. Evet, kesinti olmadı. 20 dakika, 25 dakika önce fişimizi çekmiş olmaları gerekirdi ama hala ne güzel. Evet. Arada yapıyor öyle. Emre Bey, isterseniz şu an kapatabilirsiniz. İsterseniz. Tamam, ben bir şeye daha katılacağım çünkü benim dinleyici olacağım bir şey varsa size. Teşekkür ediyorum tekrar. Yine haberleşebiliriz ne zaman isterseniz. Tamam. Bir konu olur. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür.